Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar, DTA Akademi'nin bir başka seminerle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Kayseri Bebeli İslam İlimler Fakültesi'nden Doçent Doktor Yasin İpek. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün hocamızla birlikte son zamanlarda ülkemizde gündemde olan bir konuyu tartışacağız hep birlikte. Bugünkü seminerimizin adı Dini Bir Hareket Olarak Satanizm ve Türkiye'de Etkileri. Değerli hocalarım, seminerimize geçmeden önce size hocamı tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Yasin İpek Sivas'ta doğmuş. İlk öğretimini Sivas'ta, orta öğretimini Mersin'de, lisans öğrenimini ise Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yine Erciyes Üniversitesi'nde önce dinler tarihi, ardından İslam tarihi ve sanatları alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktor eğitimine dinler tarihi alanında devam etmiştir. 2000-2020 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı bilimlerinde görevler yapan hocamız, 2020 yılından itibaren Kayseri Üniversitesi Bebeli İslam İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hocamız Alevilik, Bektaşilik, Babilik, Bahailik, Satanizm, Yeni Dini Hareketler, Hristiyanlık, Yahudilik, Halk İnançları ve Halk Kültürü, Adil Cevaz Kültür ve Tarihi gibi alanlarda çok sayıda çalışması mevcuttur. Bunlara örnek olarak elimde de bu gördüğünüz kitabı Yeni Bir Dini Hareket Olarak Bahailik ve Türkiye'de Bahailer, Türkiye'de Satanizmle ilişkilendiren olaylar ve alınabilecek tedbirler, Dağ Kafkas Yahudilerinde geçiş dönemlerine dair inanış ve uygulamalar, Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi inanç ve uygulamaları, Nuh Tufanı özelinde mitlerde ve kutsal metinlerde tufanı anlatışı gibi örnek eserlerine örnek verebiliriz. Sözü daha fazla uzatmadan önceki Yasin Hocam'ın davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Hocam buyurun, söz sizde. Bu mukaddeme için özellikle teşekkür ederim. Şimdi satanizm sizin de dediğiniz gibi sürekli revaçta olan bir konu. Hani bu belli dönemlerde yaşanan münferit olaylar belki tetikliyor ama gençliğimiz dünya genelinde, sadece Türkiye içinde değil, dünya genelinde her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde resmi din olarak kabul edilmekteyse de dünya geneline baktığımızda özellikle genç kesim için bir tehdit unsuru olarak görülmekte. İşte biz de bugün dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince bu satanizmin bir kökenleri, bugüne kadarki gelişim süreci, satanizme dair birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle isterseniz satanizme geçmeden önce şeytan ve kötülük kavramlarının tarihsel sürecinden kısaca bahsedelim. Çok fazla izleyicileri de sıkmadan. Ontolojik olarak baktığımızda şeytan insandan çok daha önce var olmuş bir varlıktır. Hatta bazı kaynaklarda şeytanın başlangıçta kötü olmadığı, fakat insanın yaratılmasının ardından kötülüğün ortaya çıktığından bahsedilmekte. Tarihin ilk dönemlerinden beri insanoğlu hastalık, deprem, sel, kıtlık gibi birçok olumsuzluklarla karşılaşmış ve bu olumsuzluğu ya şeytan ya da şeytanla özdeşleştirdiği kötü ruhlara mal etmiştir. Şeytan ifadesi net bir şekilde ilk olarak M.Ö. 4000'lerde bugünkü İran topraklarına göç etmiş olan Turgan adamları adı verilen topluluklarda kullanıldığı tespit edilmiştir. Şeytanla ilgili geçmiş kültürlere baktığımızda, mesela Sümerlere baktığımızda, Gılgamış destanında kötülükle ilişkilendirilen, kızgın ruhlarla irtibatlandırılan canavarımsı bir varlıktan bahsediliyor. Mesela Sümerlerdeki Humbaba ya da aldatıcı, hilekar tanrı rolündeki Enki gibi. Mısır'a gittiğimizde antik kültürlere şöyle bir bakalım. Mısır'daki kötülük tanrısı Set, ki bu Set kavramı daha sonra satanistler için Temple of Set ismiyle de geçen bir oluşumun da esin kaynağı olmuştur. Antik Yunan'da en kurnaz tanrı Hermes, boynuzlu ve toynaklı keçiyi andıran cinsel arzu tanrısı Pan, ölümü ve kötülüğü temsil eden yeraltı tanrısı Hades, hemen yanı başımızdaki İran coğrafyasında hakim olmuş Zerdüşlük'teki kötülüğün yaratıcısı Ehrimen, Kenan diyarı olarak bildiğimiz antik Filistin'de yeraltı şeytan olarak tasvir edilen kuyruklu, boynuzlu bir varlık olarak ifade edilen Habayu, Budizm'de
Buda'yı aydınlanmadan önce ayartmaya çalışan mana gibi varlıklar tarih boyunca kötülüğün ve şeytanın ilk örnekleri olarak karşımıza çıkmış. Kutsal metinlere baktığımızda özellikle Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim üçlemesinde konuya şöyle kısaca bir değinecek olursak da Eski Ahit'i referans alan Yahudilere göre şeytan Tanrı tarafından özel olarak görevlendirilmiş itaatkar bir melektir. Bakın buradaki şey önemli yalnız. Tanrı tarafından görevlendirilmiş. Yani şeytanın özünde kötülük yok. Tanrı tarafından verilen görevi yerine getirdiği için aslında şeytan yaptıklarından dolayı kötü değil. Sadece görevini yerine getirdiği için kötü gözüken masum bir melek şeklinde de ifade eden Yahudi kaynakları var. Yine Eski Ahit'i referans alan geleneksel Hristiyanlıkta ise şeytan biraz daha farklı tarif ediliyor. Onlara göre şeytan yaptığı her şeyin farkında olan isyankar bir melektir. Eski Ahit merkezli konuya baktığımızda şeytan dediğimiz gibi güne aslında masum bir melek iken, itaatkar bir melekken kendisi insandan dolayı ki Kur'an'ı anlatıma da burada paralellik arz ediyor. İnsandan dolayı cennetten kovulduğu için düşman bir meleğe dönüşmüştür. Mesela bu günah keçisi kavramı bizde çok kullanılır. Çoğumuz duymuşuzdur. Aslında bu günah keçisi kavramı Eski Ahit'te şeytana da atfedilen günahların kefareti için çöle salınan keçi olarak adlandırılan Azazel ile özdeşleşmektedir. Ve dikkat edin bu Azazel ya da günah keçisi kavramı günümüze kadar hatta bizim kültürümüze kadar gelmiş. Eski Ahit'tekini şöyle hemen bir kelime, bir cümleyle toplayacak olursak o zaman şeytan Eski Ahit'te farklı şekillerde, farklı sıfatlarla anılmış olsa da genel olarak baktığımızda kötülükle bir tutulmuş ve ona tabi olanların cehennemin kızgın ateşiyle cezalandırılacakları ifade edilmiştir. Yeni Ahit'e geldiğimizde ise şeytan dindar insanları baştan çıkaran insanların baş düşmanı olarak ifade edilmekte. Zaten Yeni Ahit'te şeytan kavramına baktığımızda mesela İbranice Satan, Satanizmin kökeni zaten, Yunanca Diablos ya da İngilizce Devil gibi kavramlarla ifade edildiğini görüyoruz. Eski Ahit'te olduğu gibi Yeni Ahit'te de şeytan kötülükle özdeşleştirilmiş ve ona tabi olan meleklerin ve insanların sonsuz cehennem ateşi ile cezalandırılacakları açıkça ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'e geldiğimizde ise İblis ismiyle ifade edilen şeytan, Allah'a isyanın neticesinde cennetten kovulan ve kıyamete kadar insana apaçık düşmanlık edeceğini beyan eden bir cin olarak ifade edilmiştir. Tabi burada bir parantez de açalım, tefsirci değiliz ama işte bu İslam dünyasında mesela şey tartışılır. Şeytan bir melek miydi, cin miydi? Bu melek olduğuna dair halk arasında yoğun bir bilgi olmasına rağmen doğrudan konuya baktığımızda işte ateşten yaratılmış olması, melek vasfına yakışmayan birçok hal sergilemesinden dolayı cin olma ihtimali birçok tefsirci tarafından da özellikle vurgulanmıştır. Şimdi ilahi metinlerdeki şeytan konusunda şöyle özetleyerek en azından bu kötülük ve şeytan probleminin tarihsel seyrini bitirelim. İlahi metinlere baktığımızda genel kanı şudur. Yahudilikte şeytan, Yahudilikte insana zarar veren ve korkulması gereken bir varlık değil. Aksine Tanrı'nın görevlendirdiği bir varlıkken, Hristiyanlıkta şeytan asıl itibariyle kötü ve korkunç olmayan fakat kilisenin sırf egosunu tatmin etmek, kendi yanına adam çekebilmek için kötü gibi lanse ettiği bir varlık olarak gösterilmeye çalışılmakta. İslamiyet'e geldiğimizde ise şeytan anlayışı ilahi dinlerdeki genel anlayış diye demin bahsettiğimiz anlayışa daha yakın. Yani Tanrı'nın değil insanın düşmanı olan ve kıyamete kadar insana düşmanlık edecek bir varlık olarak bahsedilmektedir. Yani şunu da son olarak söyleyeyim. Bu anlattıklarımız hani Yahudilik ya da Hristiyanlık için kesin herkesin kabul ettiği bilgi değil. Biliyorsunuz Yahudilikte, Hristiyanlıkta farklı birçok cemaat ya da mezhep var. Bunlar arasındaki tabii ki farklı görüşler özellikle dikkatimizi çekenler aldık. Yoksa genel olarak şeytan hepsinde kötü ve ona uyanlar, onunla birlikte olanlarla birlikte kıyamete, ebediyete kadar cehennemde yanacak bir varlık olarak ifade ediliyor.
Tarihsel olarak ifade ettikten sonra şeytanı ve kötülük kavramını, isterseniz de şeytanı nasıl tasvir ediyorlar kaynaklar, ona bakalım. Şimdi size de sorsam, şeytan dendiğinde akla nasıl bir varlık geliyor desem, herhalde net bir cevap veremezsin. Şeytan, hani bu izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplardan ya da romanlardan diyelim, şöyle bir genel yargı var şeytanla ilgili. Ekseriyette kırmızı veya siyah renkli oluyor. Çift boynuzlu, sivri kuyruklu, sırtında bir yarasa gibi kanatı var, büyük bir burnu var. Ayaklarında ve bileklerinde kanatları var. Kıllı, çirkin bir varlık. Hatta elinde bir de üç çatallı tırmığı olan canavarımsı bir varlık olarak niteleniyor. Bazen, hatta bu kutsal metinlerde de var bu, şeytanı ifade ederken farklı kılıklara girdiğinden de bahsediyor. Mesela hayvan şekline girebilir. Diyor ki birçok hayvan vardı, bu yeni bir dini hareket olarak satanizm ve Türkiye'de satanistler kitabımızda da değindik. Yani nereden baksanız birçok hayvanın şekline girdiğinden kutsal metinlerde bahsedildiğini gördük. Ama biz ilk akla gelenleri şöyle bir sayacak olsam, akraba, şey, akraba nereden çıktı? Akbaba, akrep, baykuş, çakal, ejderha, domuz, horoz, kara kedi, kertenkele, keçi gibi birçok hayvan kılığına girdiğinden bahsediliyor. Hatta işi biraz daha ileri götürüp insan şeklinde dahi tasvir etmişler. Bazen çok yaşlı bir erkek ya da kadın, bazen de tam tersi çok yakışıklı bir erkek ya da çok alımlı bir genç kısmında şeytan tasvir edilmiş. Şimdi şeytan da tasvir ettik. Artık ağır ağır isterseniz satanizme de bir giriş yapalım. Şimdi satanizm nedir sorusuyla karşılaştığımızda, bugün dışarı çıkıp soracak olsak herhalde herkes satanizm nedir diye sorduğumuzda işte şeytana tapanlar diye bir cevap verecek bize. Fakat kaynaklara, hatta kendi kaynaklarına dahi baktığımızda, hani satanizme dair kendi yazmış oldukları eserlere dahi baktığımızda, satanizme ait net bir ifade ya da tanımına dair net bir ifade göremiyoruz. Bu yapılan tanımları topladığımda şöyle ilgimi çeken 5-6 tane şey aklımda kalmıştı. Mesela özellikle satanizm Hristiyanlığa karşı bir reddiye olarak ortaya çıkıyor. Misal burada şeytanı İsa peygamber yerine, Black Mass dediğimiz kara büyü ayini ekmek şarap ya da Efaristiya ayini yerine koyan, İsyanın, aykırılığın, zevkin, mutluluğun, sınırsız özgürlüğün sembol olarak şeytanı merkeze koyan, tüm din ve inanç sistemlerine karşı bir başkaldırı hareketi, hatta reformist bir hareketi olarak görüyorlar. Tarihsel verilerle baktığımızda, birazdan da değineceğiz, iki tür satanizm var zaten. Özellikle Anton LaVey isminde bir isim var. Anton Szander LaVey. Bu 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış ve başta Hristiyanlık ve kilise olmak üzere bütün dini yapılanmalara, dini oluşumlara tepkili bir insan. İşte bunun kurduğu inanç sistemine ya da Lavey'in toplumsal mühendislik çalışması diye ifade ettikleri o inanç grubuna da satanizm diyorlar. Satanizmle ilgili en dikkat çekici şeyler aklımda kalan, hani yapılan tanımlardan, mesela şeytanı merkeze koyuyor. Şeytanın hemen yanında da insanı merkeze koyuyor. Nasıl insanı merkeze koyuyor? Yaratılışın temel gayesi diyor mutlu olmak. Bu sebeple şeytan da zaten bunu istiyor. İnsanı mutlu eden, insana haz veren her şey mübahtır diyor. İşte bu anlayışı benimsemeye de satanizm diyenler var. Bu genel şeyleri bir araya getirip bir cümleyle nasıl toplarsınız hocam dersen de şöyle toparlamaya çalışayım. İnsanı ve hazzı merkeze alan, tüm inanç sistemlerini reddedip Allah yerine şeytanı yerleştiren, bir takım semboller, ayinler aracılığıyla doğaüstü güçlere ya da varlıklar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan, protest bir anlayışın 20. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika'da Antoine Szander LaVey isminde bir adam tarafından sistematik hale getirilmesi dersek biraz uzun bir tarif oluyor, ama belki en kapsamlı satanizm tarifi de bu oluyor. Satanist oluşumlara gelelim.
Satalist oluşumları iki grupta inceleyebiliriz. Hani buna dair farklı tasnifler var ama yaptığımız çalışmalarda iki farklı oluşum dikkatimi çekti. Bir, niceliğine göre, iki, niteliğine göre. Niceliğine göre satanist oluşumlara baktığımda kolektif ve bireysel tarzı oluşumlar dikkatimizi çekiyor. Nasıl oluyor bu kolektif ve bireysel? Mesela bireysel satanizm dediğimde ferdin kendisi temeldir. Bu nedir? Ailesiyle, yaşadığı toplumla, arkadaşlarıyla ya da okulda sıkıntı yaşayan, dışlanan, kendisini yalnız hisseden, uyuşturucu, alkol gibi bir takım maddelere bağımlı olan insanların toplumda yaygın olan inanış ve geleneksel kültüre tepki olarak sığındıkları bir yer olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu tür bireyi merkeze alan, fert bazlı oluşum sergileyen satanist hareketlere ya da satanizme yakın hareketlere biz bireysel satanistler diyoruz. Bir de kolektifler var. Bunlar biraz daha grup halinde, topluluk halinde hareket ediyorlar. Topluluk halinde hareket etme otomatik olarak yanında bir takım ritüelleri, bir takım kuralları da getiriyor. İşte bu bir takım ritüel ve kurallarla birlikte meydana gelen bir oluşuma biz kolektif satanizm diyoruz. Hatta buna dair birçok oluşum da olmuş. Mesela örnek verecek olursak bunlara Endor Cadılar Meclisi'nin Leydisi, Şeytanın Birinci Kilisesi, Azazel Kilisesi, Şeytan Tapınağı, Dokuz Açık Tarikatı ya da Yeni Satanist Kilisesi gibi oluşumları verebiliriz. Ha, bunda bir sınır yok. Hani bu sayı belki de onlarla ifade edebiliriz. Araya gelen 3-5 tane ki özellikle gençlere hitap ediyor bu satanizm. 3-5 gencin bir araya gelmesiyle çok rahat bir şekilde grubu oluşturabiliyorlar ve biz bunları işte kolektif satanistler olarak ifade ediyoruz. Dinler tarihindeki genel anlayış zaten biliyorsunuz. Her inanç sistemi inanan için en makul olandır. Şimdi satanizmdeki bir takım kuralları, ilkeleri de birazdan saydığımızda biz bile şöyle bir durup düşüneceğiz. Allah Allah. Satanistler buna mı inanıyormuş? Ben de böyle düşünüyorum dediklerimiz olacak. Şeyi söyledik ya da unutmadan onu da tamamlayayım. Demin niceliklerine göre satanist gruplar söyledik. Bir de niteliklerine göre olanlar var ki. Bu niteliklerine göre dediklerimiz işte en yaygın olanlar. Geleneksel satanistler, modern satanistler. Bunların arasındaki en bariz fark geleneksel dediklerimiz teistik. Yani şeytanı bir varlık olarak kabul ediyorlar. Fakat nasıl bir varlık? Tapılması, itaat edilmesi, ona ibadet edilmesi gereken olağanüstü bir varlık olarak. Yani bir nevi Tanrı'nın yerine bunu koyuyorlar. Bunlar şeytanı tanrılaştıranlar. İşte bundan dolayı bunlara geleneksel ya da teistik tanrı diyorlar, satanist diyorlar. Ve en büyük özellikleri Hristiyanlığa karşı büyük bir tepki var bunlarda. Diğer niteliğine göre diğer bir grup olan modern satanizme baktığımızda ise bu lavey satanizmi ya da ateistik satanizm diye de geçer. Bu Hristiyan öğretilerine karşı gibi gözükmesine rağmen temelde bütün inanç sistemlerine karşı. Gelenekselden temel farkı ise onlardaki gibi şeytanı müşahhas bir varlık değil, sembolik bir varlık olarak düşünüyorlar. Yani hani onlar şeytanı tanrılaştırıyordu, ona itaat edilmesi, ibadet edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Bu modern satanistler ise şeytanın ibadete, inanmaya ihtiyacı olmadığını, onun sadece sembolik bir varlık olduğu için saygı duyulması gerektiğini, çünkü insanı, Tanrı tarafından kısıtlanan insanı özgürleştiren bir düşünce, bir sembol olduğunu düşünüyorlar. Onun için insanı özgürleştirmek için Tanrı ile mücadele eden bu şeytan sadece bir semboldür. Kafamızda yarattığımız aslında içimizdeki sestir diyorlar. Bu modern satanizmin kurucusu olarak Aleister Crowley diye bilinmekteyse de asıl sistematik hale getiren kişi ki bugünkü birçok satanistin satanizmin peygamberi diye ifade ettiği asıl kişi ise Anton Slazender Lavey. Şimdi bu Lavey ne yapmış peki? Ondan biraz bahsedelim. Dediğimiz gibi bir, satanizmi hani ta kökleri Mezopotamya, Sümer'e kadar giden şeytanı, kötülük algısını sistematik hale getirmiş ve ilk kiliseyi kurmuş. The Church of Satan, Satan Kilisesi'ni. Ardından Satanic Bible dediğimiz şeytani İncil'i yazmış. Peki bu
yazdığı Satanic Bible'da ne var? Hani kutsal kitapları olarak geçiyor. Mesela Blackmass ayin dediğimiz kara büyüğün ayini var ki burada çok değinmeyeceğiz de. Yani içine girdiğimizde harbiden bazen insanın midesinin kaldırmadığı, aklına uymayacak bir takım ritüeller de yapıyorlar. Ama Blackmass ayininden bahsetmiş bu kitapta. Yeryüzünün 11 satanik kuralından bahsetmiş. 9 satanik ilkeden bahsetmiş ve bu kitabı özellikle şu cümlesi de ilginç. Diyor ki bu kitabı Hristiyan kutsal metni olan Kitab-ı Mukaddes'e karşı bir antitez olarak kaleme aldım diyor. Yani Hristiyanlığa ya da Kitab-ı Mukaddes'e olan tepkisi bu kadar fazla. Şimdi hatırlarsanız demin söyledim, bazı ilkeler var. Bunları duyduğumuzda şaşıracağız. Mesela o 9 satanik ilke. Hani bunların amentüsü diyeceğimiz şeyler bu. 9 satanik ilke olsun, yeryüzünün 11 satanik kuralı olsun. Mesela ney bunlar? 1. Şeytan yasaklayan değil, müsamaha gösterendir. Yani parantez açalım, her birinde devam edelim. Yani bizlere ithafen şunu söylüyor. Siz diyor inandığınız Tanrı hayatınızın her anında sizi sınırlıyor. Şunu yap, şunu yapma, şunu ye, şunu içme. Şeytansa diyor sınırları kaldıran, yasaklayan değil, müsamaha edendir. Siz görmediğiniz bir cennet için çalışıyorsunuz. Şeytansa diyor soyut olan dini hayaller yerine size somut olan hakikati sunar. Görmediğin bir cennete çalışana kadar sen bu görebildiğin bu dünya için çalış, bu dünyanın nimetlerinden faydalan diyor. Şeytan öyle size anlatıldığı gibi aldatan değil, aslında doğruyu gösterendir. Şeytan diyor hiç evirmeyi kıvırmıyor. Karnın acıktı mı? Git şuradaki bakkaldan, paran yoksa bile istediğini al. Yani öbürü gibi çalış, alın teri dök falan demiyor dinler gibi. Şeytan doğrudan doğru yolu gösterendir diyor. Şeytan öyle hak etmeyene yardım eden değildir. Öyle hümanistik dediğin ne ya? Sen çalışacaksın, diğerleri bundan yararlanacak ya da herkese iyi olacaksın. Ya da biri gelip yanağına şamar attı mı öbür yanağını çevireceksin. Bu diyor insanları kandırmaktan öte bir şey değil. Ya şeytan hak edene cezasını veren, hak edene yardım edendir. Şeytan her şeyi kabullenip sineye çekeni değil, intikam alanı sever diyor. Mesela şeytana göre insan tabiatı itibariyle hayvandır. Fakat hayvanların en üstünüdür. Hayvan nasıldır? Hayvanın doğal bir takım ihtiyaçları vardır. Ve bunları giderirken ayıp, günah, doğru mu, yanlış mı ayrımına gitmez. İşte insan da hayvan olduğu için diyor özü itibarıyla bir takım ihtiyaçları varsa, nefsinin çektiği şeyler varsa bunda kendini diyor frenlememesi gerekir diyor. Ve en ilginçlerden biri bu 9 satanik ilkenin, şeytan aslında diyor kilisenin en iyi arkadaşıdır. Bunun üzerine kafa yormuştum. Kilisenin nasıl en iyi arkadaşı oluyor? Sonra şöyle bir yorumunu okudum. Çünkü diyor şeytan olmasaydı kilise bu kadar adam çekemeyecekti. Herkes günah işlemekten, yanlış yapmaktan, şeytanla aynı taraftan olmaktan korktuğu için kiliseye sığınıyor. Bundan dolayı şeytan asıl kiliseyi doldurandır. Şeytan olmasaydı kiliseler bomboş kalırdı diyor. İşte bu bahsettiklerimiz Feyza Hocam satanizmin 9 ilkesi. Hocam, onu söyleyecektim. Bir 11 kural diye bildiğimiz bir şey var ve bu işte her din insanın günlük hayatını şey yapar, idame ettirir. Yani nasıl söyleyeyim? Günlük hayatını nasıl geçirmesi gerektiğini söyler. Yani mesela bu satanizm bu konuda ne söylüyor bir kişiye? Yani bu mesela başına gelen olaylar hakkında neler yapmasını söylüyor? Şimdi ben hatırladığım kadarıyla size maddeleri söyleyeyim. Şimdi siz ya bak şu benim kafama da yattı, şu yatmadı dediğiniz neler var? Ve işte gençler için neden tehdit olduğunu da buradan yola çıkarak belki demin bir sorunuz vardı ya oradan bulabiliriz. Mesela bir, sana sorulmadıkça diyor cevabını, fikrini açıklama ortada. İki, eğer derdini, sıkıntını paylaşacağın kişi bunu insanlara yayacaksa o kişiyle sırrını paylaşma. Misafirliğe gittiğin ev sahibi sana hürmet göstermiyorsa, sana saygılı olmayacaksa onun evine gitme. Evine gelen misafir sana saygısızlık ediyorsa kapını açma. Sahibinin rızası olmazsa bir şey alma. Eğer seni ilgilendirmeyen bir konu varsa her şeye burnunu sokma.
Çocuklara ve hayvanlara zarar verme ki bundan şimdi bir açıklama yapalım. Hı. Ben ilginç olanlardan söyleyeyim ondan sonra ona geleyim. Şey vardı bir de mesela dışarıda gezerken diyor biri sana zarar verdiyse önce onu uyar. Eğer uyarmanı dinlemiyorsa onu öldür diyor. Şimdi bakın hani demin dediğimiz gibi parça parça bir yerlere gidiyoruz. Öldürmeyi çok rahat meşrulaştırabiliyorlar. Hı. Peki çocuğa ve hayvana zarar verme hükümleri nasıl oluyor? Çocuğa ve hayvana zarar verme hükümleri zaten aslında satanizmi genel için geçerli değil. Hani bu ayinlerde sizin de bahsettiğiniz gibi işte çocukları, kızları kesiyorlar, kedileri parçalıyorlar. Bu biraz daha ne diyelim uç noktada. Ve satanizmi kendileri için bir nevi kalkan gibi gören artık normal insanların yapamayacağı şeyler. Yoksa bu satanizmin kurucusu dediğimiz davayı bunlara karşı çıkıyor. İşte bu çocuklara zarar verme ya da hayvan öldürme kuralını koyan da o. Sadece istisnai durumlarda diyor. Yani yine yok demiyor ama istisnai durumlarda kurban kesebilirsin diyor. Kurban konusuna birazdan belki değiniriz. Ama onun dışında işte haftanın bir günü buluşun, birini kesin, birini boğazlayın öyle bir şey demiyor. Belki de en büyük sıkıntımız bu işte satanizmin ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için bugün yapılan birçok yanlış, sapkın uygulama satanizm maskesi altında yapılıyor. Bugün diğer dini gruplara falan baktığımızda da var dikkat ederseniz. Yani inanç gruplarının arkasına sığındığında birçok şeyi, birçok kötülüğü yapabiliyorsunuz. Ve maske olarak da şunu yapıyorsunuz. Benim inancımda bu vardı. Bir kere ortada satanizm diye bir şey yok. Hani kitabı, ritüelleri, amentüsü net bir şekilde çizilmiş bir uygulama yok. Hani biraz önce bahsettik ya bireysel ve kolektif diye. Yani canın sıkılsa ben satanistim desen kendi kendini satanist ilan edebilirsin. Tamam da bunun ilkesi ne, neye inanıyorsun, nasıl bir şey var? Yok sadece kocaman bir balon var. Ya da işte 3-5 arkadaş araya gelip hadi ayin yapalım. Neyin ayini? Satanist ayin yapalım. Ya öyle bir ayin yok. Çünkü karşında sistematik bir inanç yok. Bu dediğim gibi bugün yapmak istediğimiz ne kadar sapkın inanış, sapkın fiil varsa bir nevi bizim için artık maske gibi maskelediğimiz şey olmuş. Mesela o şeyden bahsetmiştik, satanizmle ilgili ritüellerden. Onlar da bahsedip istersen oradan sonra şeye geçelim. Türkiye'ye zamanda çok kısıtlamadı. Mesela satanizm dedik ya Hristiyanlıktaki ritüellere tepki olarak doğdu. Mesela en ilginçlerden biri şeydi vaftiz. Vaftiz nedir? Bizim bildiğimiz sakramentler, şey Hristiyan sakramentlerinden işte çocuğu doğuştan gelen asli günahlardan arındırmak. Lave ise bunu çok farklı bir şekilde yorumlamış. Diyor ki evet bizde de vaftiz var ki aslında satanizmin ilk dönemlerinde vaftiz yok. Lave sonrası çıkıyor bu. Peki nedir bu vaftiz? Vaftiz diyor çocuk dünyaya geldiğinde annesinin, babasının, çevresinin inancıyla dünyaya gelir. Biz vaftizle o çocuğu annesinin, babasının, çevresinin dini inançlarından, kültürlerinden arındırıp temizliyoruz diyor. Veyahut da diğer bir ayine bakalım. Bu Black Mass ya da kara büyü dediğimiz ayin. Bu ayin işte satanizmin belki de ilk akla gelen ya da en önemli ayinlerinden biri ki alkolün, o dediğimiz deminki kanlı kurban dediğimiz ritüellerin gerçekleştirildiği ve en sıkıntılı olayların yaşandığı ayin. Bundan çok fazla bence bahsetmeye de gerek yok. Çünkü birçok insan bugün dediğim gibi yapmak istediği sapkınlıkları bu kara büyü ya da Black Mass ayini yapıyorum. Ben satanistim bahanesiyle yapıyor. Onun için sadece isim olarak vermek bence yeterli. Satanistler için büyü çok önemli. Kurban önemli. Kurban neden önemli? İşte hayvan ya da insan kurbanı edenler, o dedik yani küçük bir grupta olsa var. Hayvan ya da insan kurbanı edenler o kurban sırasında akan kanla yaşam gücünün dışarı çıktığı ve şeytanın evrenin bu enerjiyle dolduğuna inanıyorlar. Yani sizi kestiklerinde, size zarar verdiklerinde sizden çıkan o kan evrene enerji olarak yayılıyor. Bu şeytana ve evrene güç veriyor diye düşünüyorlar. Ama hani özellikle de madem yayın yapıyoruz onu da vurgulayalım. Radikal gruplar ya da münferit hadiseler dışında kanlı kurban dediğimiz hiçbir inanç sisteminde olmadığı gibi satanizmde de aslında sıcak bakılan bir ne diyelim ritüel ya da makul bir olay değil. Bir de şeyi hatırlatayım şimdi ayın 23'ündeyiz değil mi? Evet. Mesela satanist takvim var. Önümüzdeki hafta bugün mü oluyor ayın 31'i? Diğer gün hocam. Ya diğer gün 31 Ekim satanistlerin yılbaşı.
Öyle mi? Tabii bunların yılı ikiye bölüyorlar. Aydınlık dönem, karanlık dönem diye. İşte 31 Ekim'de başlayan karanlık dönem yılbaşı olarak geçiyor. 6 ay boyunca karanlık döneme giriliyor. Yani ilginç de bir zamana denk geldik. İşte 31 Ekim bu adamların yılbaşı, satanist takvimin yılbaşı olarak da kutlanıyor. Bilerek satanizmle ilgili genel bilgileri verdik. Temeli yaptıysak Türkiye'de satanizme geçebiliriz Tabii süreyi de eğer bunlar kullanmadı. Şimdi Türkiye'de satanizm konusu 90'lı yıllarda gündeme geliyor. O güne kadar hani çok satanizmle ilgili tabii iletişim araçlarının, medyanın bu kadar güçlü olmaması ya da haberlere bu kadar rahat ulaşılamaması belki bunun temel etkeniydi ama 90'lı yıllara kadar satanizm diye bir şeyden haberimiz yok. 90'lı yıllardan sonra münferit bazı hadiseler yaşanmaktaysa da hani şunu net olarak söyleyebiliriz. Türkiye'de kurumsallaşmış ya da kolektif hale dönüşmüş satanist bir yapılanmadan bahsedemeyiz. Hani bugün internete girdiğinizde işte satanist bazı gruplar, Türkiye satanistleri diye bazı oluşumlara rastlıyoruz ama bunların sistematik bir yapılanması ya da kurumsal bir yapılanması yok. O demin dediğimiz kolektif gruplar bir araya gelerek kendilerince bir oluşum sağlıyorlar. Türkiye'de kaç tane satanist var? Buna dair net bir bilgimiz yok zaten ama şey var. Meclis belgelerini araştırdık, bu tutanakları, verilen soru önergelerini falan. İlginç bir rakamla karşılaştık. Şubat 2002'de bir soru önergesi veriliyor ve orada önergeyi veren milletvekili Türkiye'de 3000 ila 5000 arası satanist olduğu söyleniyor diye bir ifade kullanıyor. Şimdi az bir sayı değil. 3000 ya da 5000 gibi bir sayı. Ama dediğimiz gibi net bir ifade değil. Hani ben satanistim diye ortada gezenlerin ya da satanist olduğunu iddia edenlerin birçoğu satanizmin ne olduğunu da bilmiyor bence. Sadece belki dikkat çekmek için. Belki dediğimiz gibi sadistçe, sapıkça hislerini tatmin etmek için satanizm maskesine bürünüyor olabilirler. Satanizm o 90'lı yıllarda çıktıktan sonra sürekli bir devletin güvenlik meselesi olarak raflardaki yerini almış. Mesela 2000'li yılların başında Başbakanlık bünyesinde satanizmi önleme komisyonu kurulmuş. Yani takipte de bulunuyorlar. Mesela ülkemizdeki satanistleri tasnif edecek, gruplandıracak olsak bizde 3 tür satanist var Türkiye'de şu an. Hani kurumsallaşmasa bile yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz şu. Bir, bireysel anlamda. Nasıl bireysel anlamda? O ferdi anlamdaki satanizm dediğimizde anlattığımız gibi toplumdan dışlanmış, okuldan dışlanmış, arkadaşlarıyla ilişkisi yok, eve kendisini hapsetmiş, ailesiyle sıkıntısı var, yaşadığı toplumla sıkıntısı var. İşte bunlar için bir sığınak olarak satanizm var. Bu birinci grup. İkinci grup işte hastalığa varan tarzda psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle sıra dışı davranışlar sergileyenlerin kendilerine verdikleri bir hüviyet var, satanistiz diye. İkinci grup bunlar ki tehlikeli olan da bunlar zaten. Üçüncü grup ise birinci gruba biraz daha benziyor. Fakat farkı şu, bireysel yalnızlık, toplumdan kendini dışlanmış şekilde hissedenler internet üzerinden, kitaplar üzerinden, dergiler üzerinden araştırma yapıyorlar ve onlara göre araştırarak satanizmi buluyorlar. İşte araştırarak bulduklarını iddia ettikleri bu grupta üçüncü grup satanistleri oluşturuyorlar. Şimdi artık genel bilgileri verdik. Sizin o soruya geleyim. Peki bu işte iki tane kız çocuğunu maalesef katletti birisi. Arada basına çıkıyor. Siz de görmüşsünüzdür ki işte bu son çalışmanız vardı. Türkiye'de satanizmle ilişkilendiren olaylar ve tedbirler orada da bahsettik. Bayağı bir sayılar sırf düşünün. Demin söylemeyi unuttum. Mecliste 30 tane soru önergesi veriliyor satanizmle ilgili. Evet. Sayı Önlemek 2000'li yıllardan 2013'lü yıllara kadardı hatırladığım kadarıyla. 10 yılda 30 defa satanizmle ilgili soru önergesi veriyor. Bu az bir sayı değil. Neden? İşte gazete arşivlerini incelediğimizde ve özellikle gençler arasındaki intiharlar veyahut da cinayetler mesela çok vahşice yaşanmış birçok haberler burada isimlerini dahi telaffuz etmemize gerek yok. Hep satanizmle ilişkilendirilmiş. Harbiden yapılan araştırmalarda bakıyor ki işte son dönemde takıldığı gruplarda satanist izler var. Okuduğu kitaplarda veyahut da içinde yaşadığı topluma karşı büyük tepki
besliyor. Bunu ifade etmek için kendini en rahat nasıl ifade edelim diyor. Satanist arkadaş veya da satanist gruplara dahil oluyor. Peki bunlarla ne yapmaya çalışmışız? İşte bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, bunlar bir takım tedbirler alıyor. Fakat yapılan tedbirlerde sıkıntı şu, biz hastalığın ne olduğunu tam olarak tespit edemediğimiz için maalesef tedaviyi de tam yapamıyoruz. Hele ki günümüzdeki gibi bilgiye çok kolay ulaşılan, internet sayesinde düşünün elimizde bir telefon var, eve bir daha gitmenize gerek yok. Her bilgiye doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaksızın rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir ortamda satanizm gibi tehlikeli oluşumların ki ilgi de çekiyor, dikkat de çekiyor. Hani demin öğretilerinden de bahsettik ya, insanın nefsine de hoş geliyor. Yayılma tehlikesi var mı? Evet, fazlasıyla var. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? İşte bunu önleyebilmek için anneye, babaya, topluma, eğitimcilere, devleti yönetenlere, karar mercilerine hepimize çok büyük görevler düşüyor. Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Gerçekten çok değerli bir açıklayıcıydı. Teşekkür ediyoruz. Burada kapatalım hocam. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sizlere de vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.